Herkese merhaba, ben Eylem Cülcüloğlu. Yine bir YouTube yayınıyla karşı karşıyayız. En son YouTube videomuzda Dead Cross tehlikesinden bahsetmiştim. Bir de G20 haberlerinden bahsetmiştim. G20 toplantısı bitti. G20 toplantısında kötü bir haber çıkmadı. Mevcut regülasyonla devam edilmesi kararı alındı. Bu güzel, yani ekstra bir sınırlama gelmediği için bu da tabii ki fiyata hemen yansıdı. Şu an baktığımız zaman fiyatta bir ciddi yükselme görüyoruz. Şu an canlı da görebilirsiniz. Bu Bitmex borsası. Şu an 9.090 seviyelerinde. Biraz önce bu 9.100'leri de geçmişti. Şimdi bu noktalarda hareket ediyor. Peki şimdi bakalım fiyat nereye gidecek? Bir de Dead Cross tehlikesi ortadan kalktı mı? Şimdi öncelikle isterseniz Dead Cross'a bir bakalım, sonra da fiyatı bir analizini yaparız. Şimdi Dead Cross'u görmek için ne demiştik? Moving Average 50, yani 50 günlük hareketli fiyat ortalaması, 200 günlük hareketli fiyat ortalamasını aşağı doğru keserse buna Dead Cross diyoruz demiştik. O zaman bunları görebilmek için hemen şeyimize bakalım, eklemelerimizi yapalım. Moving Average'ları, yani hareketli fiyat ortalamalarını grafiğimize ekleyelim ve son durumun ne olduğunu görelim. Şimdi geldik. İki tane hareketli fiyat ortalaması ekleyeceğiz. Birine 50 diyoruz. Bu 50 günlük. Bunun rengini kırmızı yapalım. Diğerini de 200. 200 gün olarak belirleyelim. Bunun rengi de mavi olsun. Şimdi bakın, gördüğünüz üzere bu günlük grafik henüz Dead Cross gerçekleşmedi. Yani en son yayını yaptığımda şu 50 Moving Average 50, yani 50 günlük fiyat ortalaması, hareketli fiyat ortalaması biraz daha aşağı doğruydu. Şimdi dikkat ederseniz birazcık kafasını yukarı kaldırmış. Bu güzel bir gelişme. Ama yine bu hızda giderse bunların birbirleriyle kesişme ihtimali var. Ne zaman ortadan kalkar derseniz 10.000'in üzerine çıkarsak, hatta tam garanti olması için 10.500 seviyesinin üzerine çıktığımız zaman bu Dead Cross tehlikesi tamamen ortadan kalkacaktır. Ama eğer 9.500'ler, pardon, 10.000, 10.500'ler seviyesine yakın zamanda hızlı bir şekilde gelemezsek, yani buralarda durursak, buralarda konsolide olursa fiyat Dead Cross gerçekleşecektir. Dead Cross gerçekleştiği zaman da fiyatı öncelikle 6.000, 6.000 tutmazsa da 4.000 seviyelerine kadar inme riskimiz var. Ama şu anki grafiğe bir bakalım. Bizi ne gösteriyor bu? Nereye gidecek fiyat? Biraz bunun incelemesini yapalım. Ondan sonra belli bir karar veririz. Şimdi baktığımız zaman şu an Tom Demark 3 saydı. Günlükte 3'teyiz. Bu çok güzel. Zaten 2 ciddi bir al sinyalidir. Al sinyalimiz gerçekleşti. Bu noktada zaten 2'yi görüp giren arkadaşlar 8.526'dan girdiler ve şu an gayet güzel kârdalar. Yani 9.040, 9.100 seviyelerindeyiz şu an. Kârlarını aldılar veya devam ediyorlar. Bu noktada ne kadar yükselebilir dersek, hemen bir Bollinger Bands'imizi de açalım. Bollinger Bands de bize çok güzel bilgiler veriyor. Şimdi epey bir yükselme potansiyeli var. Yani günlüğe baktığımızda epey bir yükselme potansiyeli var. Yani bu teknik olarak bu Bollinger Bands'in üst bandına kadar yükselebilir. Sadece Bollinger Bands açısından bakarsak tabii. Burada bazı direnç noktaları olacaktır. Bu direnç noktalarından bir tanesi şu Bollinger Bands'in ortasında olan çizgi. Bu da hareketli fiyat ortalaması 20. Bu bir direnç olacaktır. Bunun aşağı doğru bakıyor olması kötü bir sinyal. Bu yukarı görürsek, yani şu şekilde yukarıya baktığı zaman fiyatların daha yükselme trendinde olduğunu görüyoruz. Aşağı olduğu zaman da düşme trendidir. Burası, şu nokta
bir direnç oluşturacaktır. Yani bunun noktası da şu an baktığımız zaman 9400 seviyeleri. 9400 seviyesinde bir direnç oluşacaktır. İlk direnç noktası. Şimdi diğer direnç noktalarına da isterseniz hemen bakalım. Fibonacci'ye baktığımız zaman şimdi Fibonacci'sini bunun şöyle çizelim şu noktaya kadar. Evet, son nokta burası. Şimdi burada yine demin dediğim gibi, yani bu Bollinger Bands'in 20'siyle dikkat ederseniz bakın örtüşüyor. 9508. Yani bu 9400, 9500 buralar riskli. Burası bir ciddi bir direnç oluşturacaktır. Umarım burayı kırarız. Burayı kırdığımız zaman tabii esas sorun 10.000 seviyesi. Çünkü 10.000 seviyesi Fibonacci 0.618. Buradan genelde fiyatın dönmesini bekleriz. Yani buradan fiyat geriye döner. Bu normaldir. Ama momentum devam ederse, yani oradan tekrar mesela 9500'lere kadar inip bir önceki direnç destek haline gelecektir. Orası tutup sonra tekrar 10.000'in yukarısını test edip yukarıya kırabilir. Ama tabii ki yüklü satışlar gelirse de kıramayıp aşağı inme riski de var. Yani şu an burada eğer long trade yapmayı planlıyorsanız öncelikle ilk kar realizasyonu hedefiniz 9500, 9500 kırıldığı zaman da 10.000 seviyesini hedefleyebiliriz. Şimdi peki stok RSI bize ne gösteriyor? Biraz da ona bakalım. Şimdi stok RSI da tabii çok önemli bir gösterge. Şimdi stok RSI henüz over bought, yani aşırı alım noktasına gelmemiş. Bakın yükseliyor. Şu nokta zaten bir al sinyalidir. Şu noktada al sinyalini vermiş. Yani 7996'da al sinyalini vermiş. Oradan girenler epey bir kar elde etmişler. Ama henüz yukarıya ulaşmamış. Bunun daha gidecek epey bir yolu var. Ama bu bir günlük chart. Şimdi esas durum biraz 4 saatlikte daha farklı. 4 saatliğe baktığımızda işin rengi biraz değişiyor. 4 saatlikte stok arasa çok aşırı alım noktasında, yani ciddi bir overbought durum var. Ve 4 saatlikte bu birbirini birazdan aşağı doğru kesebilir, bir sat sinyali verebilir. Yani geçici olarak bir düşüş bekliyorum. Yani şu an bu video 21 Mart 2018 bugün. Saat 7'de çekiyorum bunu. Eğer şu an izliyorsanız bir geçici düşüşe hazırlıklı olun. Hatta ben konuşmaya başladığımdan beri düşüş de gerçekleşti. Yani tahminimiz gerçekleşiyor. Bakın şu an 8.990'a indik. 8.940 hatta düşüş var. Ama bu panikletmesin sizi. Yani 8.929 büyük satışlar geliyor şu an. Bu gayet normal. Yani bu hareket yükselme trendinin bittiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu hareket neden oldu? Şundan dolayı oldu. Yani stok arası çok yüksek oldu, çok aşırı alım oldu. Aşırı alım olduğu zaman fiyat düşer. Peki bu geçici düşüş nereye kadar olur diye bakarsak, şimdi geçici düşüş nereye kadar olur onu bir hemen inceleyelim. Bunu da yine bize Fibonacci yardımcı olacak burada. Burada deminki Fibonacci'yi kaldıralım. Şimdi yukarıya doğru Fibonacci'mize bakacağız. Orada da bizim bu düşüşümüz, bu düşüş 8258'e kadar olabilir. Yani 8258'e kadar olabilir. Hatta 8030'a kadar olabilir. Yani Fibonacci 0.618 seviyesi 8030'a kadar da bir düşüş olabilir. Bu düşüş bizi korkutmasın. Yani bunun altına düşerse sorun. Yani 8030'un altına düştüğü noktada tekrar değerlendirmemiz gerekir ama bu normaldir. Yani şu yükselişin, şu yükselişin toparlanması açısından normaldir. Bu kadar aşırı düşeceğini zannetmiyorum. Piyasa olumlu çünkü şu an biraz bir kar realizasyonu gelecektir.
Daha aşağı yerlerden yani şu 0.382, 88.487'lerden dönme olasılığını daha yüksek görüyorum açıkçası. Şimdi gelelim, bunu kaldıralım şimdi. Şimdi gelelim bir de saatlik bazlı. Tabii de balıncı benzinimizi de kaldırmış olduk, bunu da ekleyelim. Saatlik bazda durum nedir? Bir de ona bakalım. Şimdi saatlikte şöyle bir durum var. Saatlikte Bollinger Bands çok daralmış. Şimdi daralma olduğu zaman biz yukarı ya da aşağı büyük hareket bekleriz. Ama burada hareketin yönü şu anki gözüken aşağı doğru olacak gibi. O yüzden bu böyle büyük bir hareket olabilir. Şu aşağıları, şu Bollinger Bands'in altını kıracaktır. Yani deminki tahminim de olduğu gibi şuralar işte 8.580 şu destek noktası ne gelecektir. Yani şu noktada buradan döner diye düşünüyorum. Yani buraya kadar inip buradan tekrar yukarıya dönecektir. Bunun da nedeni, bakın zaten saatlikte stop RSI bu sefer aşağı inmiş. Yani 4 saatlikte yukarıdayız ama saatlikte de aşağıdayız. Sonuçta bu yukarıya çıktı, aşağı indiği zaman illa bunun bir yukarı çıkışı var. O açıdan da önemli. Bir de isterseniz şeye bakalım. İçimoku bulutu bize ne gösteriyor? Bu da önemli. Yani İçimoku bulutu bize destek ve direnç noktalarını gösterir. İçimoku bulutuyla da analizimizi yapabiliriz. Şimdi buradan İçimoku bulutumuzu açalım. Şimdi saatlikte çok güzel. Yani saatlikte İçimoku bulutun üstündeyiz. Yani bu iyi bir gösterge. Bulutun üstünde olmak iyidir. Çünkü bulut bizim aşağıda desteğimizdir. Şu an zaten saatlikte de alt sinyalini şu noktada vermiş bulut indikatörü. Ve herhangi bir sat sinyali henüz vermemiş. Şimdi sat sinyalini verdiği zaman buradaki sat sinyali aynı zamanda bulutun aşağısına inecek demektir. Yani şu an öyle bir durum yok. Bulutun aşağısına inme tehlikesi henüz gözükmüyor. Şimdi bulut nerede? Şu noktada eğer buradan düşmeye başlarsa 8.483. Yine bakın, dikkat ederseniz aynı yerlere çıkıyoruz. Yani bulduğumuz direnç noktasını hepsi destekliyor. Yani o yüzden şimdi bunlara da baktıktan sonra fiyatın 8.500'ü kolay kolay kıramayacağını söyleyebilirim size, alta doğru harekette. Bir de burada şu önemli, İçimoku bulutu kalın. Şimdi İçimoku bulutu kalın olduğu zaman kırılması daha zordur. Yani şu noktada bir düşüş kolay kolay kırılmaz. Ama mesela şuralara geldiğimiz yerlerde bir düşüş olursa, bu ileriye dönük, bu gelecek, şu kısım şu an, bu kısım gelecek. Bu noktalarda bulut inceldiği için kırılma riski daha yüksek olacaktır. Şimdi bakalım 4 saatlik bir İçimoku bulutunun ne durumdayız. Şimdi bu çok güzel. 4 saatlikte bulutu kırmışız. Yani bulutun altındaydık. Geçen videoyu da hazırladığımda bulutun altında olduğumuzu söylemiştim. Şimdi bulutu kırdı. Bu çok iyi oldu. Kırdığımız bulut bizim artık desteğimiz haline geldi. Şimdi 4 saatlikte biraz daha destek noktaları var. Mesela bakın şurada ne kadar da güzel görüyorsunuz bunun destek. Tam oralara tutunmuş. Yani düşme yerleri hep buluttan dönmüş. Şimdi bu düşme büyük ihtimalle, yani 8.500'e bile gelmeden, şuralardan da dönme ihtimali yüksek. Yani 8.783'te de bir destek noktamız var. Bu da İçimoku bulutu onu gösteriyor. Ama tabii nedir? Düşme pozisyonunda göreceli olarak şurası ince olduğu için buranın kırılma riski ve 8.500'e inme riski de var. Bulut bu kadar kalın olsaydı o risk çok daha düşük olacaktı. Şimdi günlük şeye bakalım.
günlükte ne durumdayız? Şimdi günlükte de yine dediğim gibi yükselme trendimiz tabii ki devam ediyor. Yani şu an yükselmedeyiz ama bulutun altındayız. İşte şu nokta, işte maalesef yani şuralar, bu burayı kırma şansımız, yani şu kalınlıktaki bir bulutu kırmak için ciddi bir hacim gerekir. O açıdan buralardan dönme riskimiz var. Yani 9712'yi gösteriyor burada da bulutun geldiği nokta. Ama sonra şurada bir güzellik var. Yani birkaç gün sonra bu bulut inceliyor. Ve daha sonra bulut yeşile dönüyor. İşte bu noktalar, şuralar iyi. Yani bu noktalardan kırılma, kesip yukarıya gitme şansımız var. Tabii umarım bu gerçekleşir. Çıkarız bulutun üstüne ve yani 10.000'lere, 10.500'lere çıkarız ve dead cross tehlikesini de atlatırız. Öbür türlü çok parlak değil. Yani dead cross gerçekleştiği an daha önce söylediğim gibi 6.000'leri görebiliriz. Şimdi Bitcoin kısaca böyle. Şimdi isterseniz biraz diğer coinlerden kısaca bir bakalım neler olmuş. En son 24 saatte neler olmuş. Şimdi Cardano çok ilginç. Yani Cardano'da çok büyük bir yükseliş geldi. Yani Bitcoin %4.33 arttı ama Cardano %14.42 arttı. Yani yaklaşık Bitcoin bazında %10 bir artış var. Hatta şimdi buradan USDT'nin BTC olarak bakarsak Bitcoin'e karşı kimler değer kazanmış ona göre görebiliriz. Mesela işte demin dediğim gibi Cardano %9.67 kazandırmış Bitcoin'e karşı. Tron %10 kazandırmış. Icon diye bir tane coin var. O pump yemiş, pompalamışlar. %43.66 almış. Ama bunlara dikkat edin. Bu tarz büyük pompalar risklidir. Yani bu kadar büyük bir artıştan sonra, yani bunu öncesinde yakaladıysanız güzel. Ama %43.66'nın sonunda çok büyük ihtimalle pump'tan sonra dump gelir. Yani pump'ı yaparlar, sonra da dump ederler. Siz de tepede alırsanız zarar edersiniz. O yüzden zaten düşük hacimdeki coinlerden biraz uzak durun diyorum. Pump dump olayları daha şiddetli oluyor bunlarda. Şimdi IOTA'yı çok soruyorlar. Birazcık IOTA'dan bahsedeceğim. Şimdi IOTA, isterseniz ilk önce biraz grafiğine bakalım. Yani teknik olarak biraz konuşalım. Sonra da haberleri ve IOTA'nın geleceğiyle ilgili biraz konuşuruz. Şimdi teknik olarak IOTA'mızı açtığımız zaman şimdi şu daha önce çizdiğim şeyleri kaldıralım. Evet, şu an günlük chartımız bu. IOTA'nın günlük chartı. Şimdi IOTA çok güzel bir al sinyali verdi. Yani 2 verdi. Ben bunu zaten Telegram grubunda da benim takipçilerime, öğrencilerime daha doğrusu söyledim. Şimdi bu iyi bir alım sinyaliydi. Şimdi buradan alanlar, pardon. Buradan alanlar güzel kâr ettiler. Çünkü neden? 1.23'tü. Fiyat 1.51'lere kadar yükseldi. Ondan sonra bir gerileme geldi. O da neden? Bakın, o gerilemenin nedenidir şu. Şurası Moving Average 20. IOTA Moving Average 20'ye çarptı ve onu kıramadı. Yani şu an onu zorluyor. Yine uğraşıyor bir şekilde. Kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bunu biraz incelememiz lazım. Bir büyük bir Ichimoku bulutunun da altındayız. Yani bu da ciddi bir baskı. Aşağı doğru, hele şurası çok kalın. Buraların kırılması çok zor. Yani bu en fazla gideceği 1.83 civarında olur şu anki piyasa koşullarında. Şimdi burada bir de IOTA'nın Dead Cross, Golden Cross incelemesini yapalım isterseniz.
Şimdi şunları kapatalım. Mobil yarışlarımızı açalım. Şimdi 50'yi yine kırmızıyla gösterelim. Ondan sonra 200'ü de maviyle. Şimdi maalesef şu an IOTA'da dead cross gerçekleşmiş. Bakın tam burada yani 18 Mart'ta 19 galiba 19 Mart'ta bu gerçekleşmiş. Şimdi bu güzel değil. Yani şu an IOTA'da bir düşüş bekliyorum. Yani bu yükselme trendi olmasına rağmen, yani şu anki yükselme trendi olmasına rağmen onun akabinde bir düşme trendi gelecektir. Yani dead cross olduğu için. Yani şu. Görmek istemediğimiz grafik bu arkadaşlar. Yani Bitcoin'de de bunu görmek istemiyoruz. Bu olduğu zaman maalesef büyük düşüşler oluyor. Özellikle günlükte bu kolay kolay da yakalanan bir şey değil. Bu olmuş. Bir de bunun 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte bakalım olmuş mu? Bakın işte. Yani görüyor musunuz? 4 saatlikteki dead cross burada olmuş. Yani Mart 8'de olmuş ve fiyat nasıl düşmüş görüyor musunuz? Ki bu 4 saatlik. Yani günlükte bunun etkisi çok daha katastrofik. Bakın görüyor musunuz? Bir önceki dead cross ne zaman olmuş? Ayın 10 Ocak. 10 Ocak'ta olmuş ve görüyor musunuz düşüş? Fena. Çok kötü. Yani şimdi o yüzden ki 4 günlük, 4 saatlikte bile böyle etki veren bir şey günlükte tabii tahmin edebilirsiniz. Çok daha kötü bir yere getirebilir. Yani tabii ama bu her şeyin sonu değil. Yani illa düştükten sonra bu yükselecektir. Yani IOTA, şimdi ben bundan birkaç ay önce IOTA'yı anlatmıştım. Ve IOTA ile ilgili fikirlerim hala değişmedi. Yani IOTA'nın şu anki kötü performansı benim fikirlerimi değiştirmedi. Zaten daha önce de ben IOTA'yı uzun vadeli bir coin olarak anlattım. Yani alın tutun unutun. Çünkü neden? Yani şu an mesela almak için gayet uygun fiyatlar. Yani dead cross olmasına rağmen. Yani şuradan da kademeli alınır. Daha aşağı inecektir bu 1 dolar civarlarına. Oradan daha çok alınır. Çünkü neden ama alıp unutacağız. Yani 1 sene 2 sene dokunmayacağız. Bu tarzda bir coin. Eğer o tarz bir yatırım yapabilecek durumunuz varsa IOTA'ya girin. Yani yoksa diğer başka coinlerle de ilgilenebilirsiniz. Yani çünkü bunu neden söylüyorum? Bunun nedeni de Internet of Things pazarı 2020 yılında esas patlama yapacak. Yani bütün analistler, bütün raporlar bunu gösteriyor. Şimdi 2020 yılında da Internet of Things'in yaygınlaşmasıyla birlikte IOTA'da kullanım alanı oluşacak. Yani otonom arabalardan tutun, internete bağlı ev aletlerine kadar işte kullanıcıların mobil verilerini satmalarına kadar. Yani mesela bir kullanım alanı da o olacak IOTA'nın. Daha önceki videolarda anlatmıştım, dinlemeyenler için tekrar söyleyeyim. Mesela şu an biz elimizde cep telefonumuz var. Bu bizim verilerimiz, biz diyelim AVM'ye gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz, yemek yiyoruz, otoparka gidiyoruz. Bu verilerin hepsi Facebook, Google bunları kullanıyor ve satıyor. Yani reklam verenlere satıyor. Şimdi IOTA'nın bir kullanım alanında şu olacak. Mesela siz otomatik diyeceksiniz ki ben verilerimi satıyorum ve bunun karşılığı işte şu kadar IOTA, 0.001 IOTA her bir veri için örnek mesela. Ve otomatikman sizin bu verileriniz satılırken size de otomatik olarak ödemeler IOTA ile gelecek. Bu bir kullanım olasılıklarından biri.
Yine aynı şekilde otonom arabalar da kullanım olacak. Yani aklınıza gelecek internete bağlı her şey üzerinde bir ödeme sistemi olarak Toyota çalışacak. O yüzden uzun vadeli. Yani şu anki performansı sizi aldatmasın. Teknolojisi gerçekten çok iyi. Alternatif bir teknoloji. Bitcoin'e alternatif. Ama henüz yapım aşamasında. Çok yeni. Yani bir sürü de eksiği var. Yani bunlar çıktı. Bir sürü sorunları var. Teknik sorunları var. Güvenlik sorunları var. Ama bunlar aşılacak. Tabii ki yani sonuçta bu bir yazılım. Yani sonuçta biz bir coin dediğimiz zaman coin dediğimiz olay esasında bir yazılım. Bir açık kaynak kodlu yazılım. Ve bu yazılım geliştiriliyor. Bu da zaman alacaktır. O yüzden IOTA'ya böyle bakalım. Yani IOTA diğer coinler gibi sadece bir yatırım amacı olarak çıkan bir coin değil. Yani kullanım olanakları olacak bir coin. Şimdi son IOTA haberlerini de şöyle hemen bir hızlıca göz gezdirelim. Şimdi size de tavsiyem bu haberleri buradan takip etmeniz. news.google.com'a girerseniz çok güzel. Burada bütün haberleri şey yapabiliyoruz. Bir sürü değişik yerden Google haberleri topluyor ve bu siteler de düzgün yerler. Yani Google'ın onayladığı siteler. Böyle her site yok burada. Ve buradan takip edebilirsiniz. Mesela IOTA ile ilgili neler olmuş? İşte birisi bir teknik analiz yazmış. Ondan sonra bakalım önemli bir haber var mı? Mesela işte bir kötü haber çıkmış. Mesela demişler ki burada 27 Şubat biraz eski bir haber ama mesela ne demiş? E-mail'lar sızmış. Ondan sonra güvenlikle ilgili bir sorun çıkmış. Ondan sonra ne demişler bakalım. Şöyle bir bakalım. IOTA'nın güvenliği ile ilgili sorun varmış. Bu e-mail'da da ortaya çıkmış, hacklenmiş şey olmuş. Ondan sonra işte bu replay attack'lerine karşı sorunu varmış. Olabilir. Yani bunların hepsi olabilir. Yani bunlar dediğim gibi kısa vadede fiyatı da etkiler, düşürebilirdi. Kötü haberler fiyatı düşürebilirdi. Ama dediğim gibi IOTA konusunda şey bakmamız lazım. Uzun vade. Uzun vade ve benim hala IOTA'ya güvenim tam ve IOTA'nın fiyatının kötü gidiyor olması hiç üzmüyor. Hatta düştüğü zaman da alım için bir fırsat olarak görüyorum. Şimdi gelelim, IOTA'yı bu şekilde gördüm. Şimdi çok zamanımız yok. Uzun da tutmak istemiyorum videoyu. Bu arada fiyata bakalım, 8900. Dediğimiz gibi bir geçici düşüş başladı. 8900 seviyesine indik. Bu Cardano'ya biraz bakalım. Cardano'yu çok büyük bir yükselişi oldu. Çok soruyor takipçilerim Cardano'yu. Ne olacak diye. Bir bakalım. Şimdi görüyorsunuz yine Dead Cross'un ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu. Bakın burada vermiş. Yani bunu tavsiye ederim. Bunu kullanın. Yani bu Dead Cross, Golden Cross'la trade yapabilirsiniz. Bunu ders verdiğim öğrencilerime de anlatıyorum nasıl kullanacaklarını. Şey olarak tutuyor. Yani bakın 4 saatlik de vermiş ve fiyat nerelere gelmiş Cardano'da. Görüyorsunuz. Şimdi şu anki durum nedir? Ona bakalım. Şimdi burada bir V-shape kurtulma olmuş. Şu güzeldir. Yani biz grafikte şunu görürsek böyle bir V gördüğümüz zaman bu trend reversal anlamına gelir. Yani düşme trendi bitti. Cardano'da düşme trendi bitti diyebiliriz. V'yi gördük. V'yi gördükten sonra bakalım tabii diğer şeylerle de indikatörlerimizle bakalım nereye kadar gidecek, nasıl bir
yol izleyecek. Şu an bu 4 saatlik, 4 saatlikte 6 saymış. En fazla 9'a kadar gidebilir. 9'dan sonra bir toparlanma olacaktır. Bollinger benzinimizi de açalım. Evet, zaten belli. Üstüne de vurmuş. Bollinger benzinin üst bandına vurmuş. Burada bir ufak toparlanma gelmiş. Bu büyük ihtimalle buradan aşağı biraz iner. Biraz inip nereye kadar iner? Şuraya kadar. Şurada bir destek var. Nedir? 4 tane 0, 22.61'e kadar bir inme gerçekleşme olasılığı yüksek kısa vadede. Şimdi bir stok ara sayına bakalım. Stok ara sayıda. Evet, belli. O aynen de bunu gördük. Stok ara sayıda bunu doğruluyor. Bakın aşağı inecek yani. Bu da aşağı baş vermiş. Bu aşağı iner. Buraya kadar. Büyük ihtimalle buraya. O kadar inmezse en fazla da şu Moving Average 20'nin olduğu yerlere, şuralara kadar iner. Ama burada bir güzellik var. Moving Average 20, 4 saatlikte bakın yukarıya baş vermiş. Bu çok güzel. Yani bu Cardano açısından güzel bir hareket. Bakalım şimdi günlüğüne. Günlük çok güzel. Yani günlük harika. Yani günlük 2 vermiş. Günlükte 2 çok önemli. Moving Average 20 kırılmış. Üstüne çıkmışız. Ve stok RSI'de henüz overbought değil. Cardano yükselecek arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir geçici düşme, toparlanma gelecek. Bunlar hep önemli. Yani zaman dilimi çok önemli. Yani bu bizim trade yaparken hep zamana göre bakmamız lazım. Yani günlük baktığımız zaman böyle bir haftalık bir trade trend. 4 saatlik baktığımız zaman bir günlük bir hareket. Saatlik baktığımız zaman yine günlük, hatta böyle 7-8 saatlik, 9 saatlik bir hareket. Onun da aşağılarına inersek de yani dakikalığa bakarsanız 10 dakikalık, 15 dakikalık hareketler. 15 dakikalığa bakarsanız işte daha, yani bu sonuçta siz nereye göre bakıyorsanız, ama ben tabii ki genelde uzun trend, yani benim öğrencilerime de hep tavsiyem büyük balığı yakalamak. Büyük balığı yakalayabilmek için de olabildiğince yapmamız lazım. Büyük balık 4 saatlik, 1 saatlik, yani 4 saatlik, 1 günlük chartları okuyarak geliyor. Yani o yüzden bizim yani uzun vadeli, yani esas profesyonel işiniz trading değilse, gün içinde al-sat yapmıyorsanız, borsacı değilseniz, size tavsiyem 4 saatlik ve günlük chartlara bakmanız. Evet, ada da böyle. Evet, bu videoyu böyle tamamladık. Daha sonraki videoda diğer coinlerden de bahsederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler.